Bir maddenin difüzyonla hücre içine alınabilmesi için özelliklerden hangilerine sahip olması gerekir? Evet, difüzyon olabilmesi için en önemli şey yoğunluk farkıdır. Hücre dışındaki derişimin hücre içine göre fazla olması, evet içeriye alınması için bu öncelikle aranması gereken şarttır. Yine aynı şekilde hücre zarındaki porlardan geçebilecek büyüklükte olması, evet bu da önemlidir. Yüksüz yapıda olması bu hızını etkileyecektir. Dolayısıyla alınması için gerek olan bir şart değildir. gene yağda çözülüp çözülmemesi hızı etkileyen bir unsurdur. Bu yüzden de difizyonla alınabilmesi için özelliklere sahip olması gerekli değildir. Evet 1 ve 2'nin yer aldığı A seçeneği doğru cevaptır. Bir bitki hücresinde plazmoliz olayının gerçekleştiği bir süreçte hücrenin niceliklerinden hangilerinin artması beklenir? Evet plazmoliz sayesinde bitki hücremiz su kaybı yaşanmakta. Dolayısıyla su kaybı sayesinde yoğunluğu artmakta. Evet ozmatik basınçta artış meydana gelmekte. Turgor basıncında azalma meydana gelmekte. Zarla çeper arasındaki mesafede artış meydana gelmekte. Ve koful büyüklüğünde de azalma meydana gelmekte. Buna göre baktığımızda 1 ve 3'ün artması beklendiğinden dolayı cevap B seçeneğidir. Endositoz olayı aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından endositoz olayından farklılık gösterir? Evet, ATP harcanması her ikisi için de ortak bir yapıdır. Hücre zar yüzeyinde değişiklik, evet her ikisi için de ortaktır. Biri artırırken diğeri azaltmaktadır. Porlardan geçebilecek büyüklükteki maddelerin taşınması her ikisi için de ortak bir yapıdır. Besin kofulu oluşumu, evet besin kofulu oluşumu endositozda görülürken tozda görülmemektedir. tozda boşaltım kofulu sayesinde bu işlem yapılmakta. Bu yüzden endostozda egzostoz arasında fark olarak gösterilebilir. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. Aktif taşımayla hücre içine madde alımı sırasında aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir? Evet aktif taşıma baktığımızda A seçeneğinde ATP'nin harcanması görünüyor. Evet aktif taşımada ATP harcanmaktadır. Evet baktığımızda doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Diğerlerine baktığımızda hücre zarındaki özel proteinin aktivitesi azalma değil artması söz konusu. Hücre zarı içeriye doğru göçme bu endostoz olayında gerçekleştiği için aktif taşımada böyle bir olay görünmez. Madde derişiminin başlangıçta az olduğu tarafta artma Evet madde değişim başlangıçta az olduğu tarafta artma difüzyonda meydana gelir. Gene yalancı ayak olayları da gene egzostoz olayında görülmektedir. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Aşağıda hücre zarında gerçekleşen taşıma çeşitlerinden biri şematiz edilmiştir. Evet yapıya baktığımızda önce dışarı çıkacak madde Golgi tarafından paketlenmekte ve daha sonra da görüldüğü gibi dışarıya çıkartılmakta. Bu bir Egzositoz olayıdır. Evet, egzositoz olayını canlandırılmıştır. Buna göre madde taşınma sırasında evet, egzositozda ATP harcanmaz ifadesi yanlış. Madde taşınması derişim farkına göre gerçekleşir. Burada yanlış. Çünkü egzositoz ve endositozda yoğunluk farkı önemsizdir. Çepere sahip hücrelerde gerçekleşmez. Egzositoz gerçekleşir. Bu yüzden bu ifade de yanlış. Hücre zarının yüzey alanında küçülmesi Evet, baktığımızda burada tam tersi. Buradaki e, zar z, hücre zarına katıldığı için zarda bir büyüme meydana gelecektir. Taşınan molekül hücre zarından difüzyonla geçemeyecek kadar büyüktür. Evet, egzostoz ve endostozla zarlarından geçemeyecek kadar büyük yapılı moleküller taşınır. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. Fakasitoz yapabildiği tespit edilen bir hücre ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Evet hücrenin fagostoz yani endostoz yapabilmesi hücremizin çepersiz olduğu hakkında bilgi vermektedir. Buna göre baktığımızda difüzyonla madde alışverişi yapamaz. Bu ifade yanlış. Tüm hücreler difüzyonla madde alışverişi yapabilir. Hücre içi sindirim yapabilir mi? Evet baktığımızda sonuçta çepersiz örneğin bir hayvansal bir hücre olabilir. Ki hayvansal bir hücre hücre içi sindirim yapabilir. Hücre çeperine sahip değildir. Evet. Sahip değildir. Besin kofulu oluşumu gözlenir. Evet. Endostoz yani fagostoz sayesinde besin kofulu meydana gelecektir. Bu yüzden cevabımız 2, 3 ve 4'ün yer aldığı E seçeneğidir. Hayvan hücrelerinin zarında yer alan karbonhidrat, lipid ve proteinlerin zardaki işlevleriyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Lipitler zarın seçici geçirgenliğinde etkilidir. Evet lipitlerle birlikte proteinler zardaki seçici geçirgenlikte etkilidir. Örneğin fosfolipit yapısı içerisinde suda suyu sevmeyen yapılar sayesinde suyun geçişini e, engellenmektedir. Buna göre de e, birinci açıklamamız doğrudur. Proteinlerin bir kısmı madde taşınmasında iş görür. Evet proteinlerin bir kısmı reseptör proteinler olarak görev alırken bir kısmında taşıyıcı proteinler olarak görev almaktadır. Evet, biraz önce bahsetmiştik. Proteinlerin bir kısmı reseptör işlevi görmekte, hücreye özgürlük özelliği katmakta. Karbonhidratlar zara akışkan özelliği kazandırır. Zara akışkan özelliği genellikle kolesterol kazandırmakta. Bu yüzden karbonhidratlar zara akışkan özelliği kazandırmaz. Cevap 1, 2 ve 3'ün yer aldığı D seçeneğidir. Aşağıdaki grafik bir bitki hücresindeki ozmatik basınç ve turgor basıncının zamanına bağlı değişimini göstermekte. Grafiğe baktığımızda ozmatik basıncın azalıp turgor basıncının artması bize şunu göstermekte. Bitki hücresinin su aldığını göstermekte. Çünkü su alması sayesinde turgor basıncı artar. Yoğunluk azaldığı için de ozmatik basınç düşer. Evet buna göre baktığımızda 0-1 aralığında zar ile çeper arasındaki açıklık minimum değerdedir. Evet su almaya birden sonra devam ettiği için aradaki açıklık minimum değere T2 sonunda T2'nin başlangıcında ulaşmaktadır. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. 1-2 aralığında koful hacmi sürekli azalır. Evet baktığımızda 1-2 aralığında su aldığı için hacimde bir artma söz konusu. Burada azalma ifadesi kullandığı için yanlıştır. 2-3 zaman aralığında hücre içinde bulunduğu ortamla ozmotik denge durumundadır. Evet baktığımızda ozmotik denge durumunda. Bu yüzden buradaki ifade doğrudur. Cevap yalnız üçün yer aldığı B seçeneğidir. Evet hazırlanan deney düzenine göre olaylardan hangileri gözlenebilir? Evet deney düzenine baktığımızda X kabında evet, %10 glikol tüzeltisi bulunan bir bağırsak B1 balonu bırakılmıştır. Burada dikkat ederseniz saf su bulunan kab içerisine daldırıldığı için saf sudan dolayı içeriye su girişi gerçekleşmektedir. Aynı zamanda %10 glikoz. Glikoz da zardan geçebileceği için bağırsak zarından. Bu yüzden de glikoz da içerisine geçiş sağlayacaktır. Diğer tarafta Y kabına baktığımızda Y kabı ise tam tersi saf su dolu bir balon tırılmakta ve Y kabına baktığımızda %20'lik glikoz. Bu yüzden glikoz bağırsak içerisine girerken su G kabı içine girecektir. Evet buna göre baktığımızda U borusunun X kabındaki kolunda su seviyesi yükselir. Evet X kabındaki U borusundaki su seviyesi yükselecektir. Çünkü içeriye su girişini görmekteyiz. B1 bağırsak balonundan X kabına glikoz geçişi olur. Evet. Biraz önce bahsetmiş. Glikoz geçişi meydana gelmekte. B2 balonunun hacmi küçülür. Evet. B2 balonu su kaybettiği için hacminde bir küçülme meydana gelecektir. Y kabında glikoz derişimi azalır. Evet. Baktığımızda Y kabındaki e, glikozun bir kısmı balona ve aynı zamanda balondan da Y kabına su geçişi olduğu için glikoz yoğunluğu derişimi azalmaktadır. Bakıldığında tüm öncüllerin doğru olduğu görülmekte. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Yoğunluğu bilinmeyen bir ortama bırakılan bir bitki hücresinin ozmatik basıncındaki değişim verilmiştir. Buna göre aynı süreçte meydana gelen değişimlerle ilgili olarak grafiklerden hangileri çizilebilir? Evet bitki hücremizin ozmatik basıncındaki azalış bize şu ipucunu vermektedir bitki hücresinin içerisine su girişi olabilir. Yoğunluk azalması söz konusu. Evet su girişi sayesinde ozmatik basınçla turgor basıncı ters orantılı olduğu için ozmatik basınç azalırken turgor basıncı artar. Bu yüzden birinci grafimiz doğrudur. Gene su girişi sayesinde zarla çeper arasındaki uzaklığın azalması gerekir. Fakat burada zarla çeper arasındaki uzaklığın arttığı bilgisi verilmiş. Buradaki çizim yanlıştır. Evet su girişi sayesinde hücrenin içerisindeki su artması koful hacminde de bir artışa neden olacağı için 3. grafik çizimi de doğrudur. Gene hücrenin stoklazma yoğunluğu, evet ozmatik basıncın azalması, yoğunluğun azalması anlamına gelmektedir. Bu yüzden yoğunluk azalması olduğu için bu grafikte çizilemez. Evet baktığımızda 1 ve 3. grafikler doğrudur. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde hücre zarından X ve Y maddelerinin geçişi gösterilmiştir. X hücre zarındaki özel bir kanaldan geçerken Y doğrudan fosfolipid tabakasından geçmektedir. Evet bu yüzden Y'deki olaya basit difüzyon ifadesi kullanılmakta. X içinde kolaylaştırılmış difüzyon ifadesi kullanılmakta. Çünkü ATP harcanmamakta artı görüldüğü gibi X maddesi çoktan aza taşındığı için bir difüzyon olayıdır. Ve taşıcı proteinleri kullandığı için de kolaylaştırılmış difüzyon olarak tanımlanmaktadır. Buna göre X polimer Y monomer ifadesi kesinlikle yanlıştır. Evet bu da doğru sorulmakta. Bu yüzden bu ifade yanlış. Çünkü difüzyonla polimer taşınmaz. X'in taşınma sırasında ATP harcanır. Bu da yanlıştır. Çünkü bu bir difüzyon olayıdır. Bu yüzden ATP harcanmaz. X suda, Y de yağda çözünebilme özelliğine sahiptir. Evet baktığımızda burada Y'nin fosfolipid tabakası içerisinden geçtiği görülmekte ki bu Y'nin yağda çözündüğünü bize anlatmaktadır. Aynı zamanda eğer X yağda çözülmüş olsaydı X de gene Y gibi fosfolipid tabakası içerisinden geçecekti. Fakat suda çözündüğü için bu da kolaylaştırılmış difüzyonla taşınmakta. Bu yüzden bu ifade doğrudur. Evet X negatif Y pozitif iyon yüküne sahiptir. Evet yük dağılımı kolaylaştırılmış difüzyon ve basit difüzyona ayırmaz. Bu yüzden de bu ifade doğruluğu kesin değildir. Bu açıdan baktığımızda yalnız 3'ün yer aldığı A seçeneği doğru cevaptır.